İşte çıraklarımıza beraber. Yaşamız İskender. Yani bugün öyle büyük bir rakiplerimiz yok. İdman yapacağız. Teşekkür ederim. Ağımızı da uzun mesleğine yerini yerine alıyoruz. Biz dün yaptığımız güreşte bayağı idmanı aldık. 40 bin öncesi ön bir hazırlık oldu. Evet. Şimdi bu mandıra güreşi dediğin zaman 20 kişiyle 24 kişiyle güreş yaptığımız günler var ki çok müthiş güreşler oluyordu o zaman. İnşallah bir dahaki sene öyle bekliyoruz. Daha bir kalabalık baş pehlivanlarla daha bir harman olsun, daha bir güreş olsun onu bekliyoruz. Evet, efsane Ahmet Taşçı. O bir usta, o saygın bir usta ve Dilekola iki altın kemeri, yani önemli performanslar sonrası tarihi altın harflerle yazdırdı. Sayın Taşçı son zamanlarda gerçekten er meydanlarında boy göstererek hem Kırkpınar öncesi ve yağlı güreşlere olağanüstü genç sporculara katkıda bulunuyor. Gerek saygın duruşuyla, gerek ağabeylik yapışıyla nerede duracağını, nerede hamle yapacağını bilerek adeta kısmeti bırakma zamanı sinyalleri veriyor ama onu biz uzun yıllar doğrusu görmek istiyoruz. Sayın Taşçı merhaba efendim. Merhaba, teşekkür ederim. Gerçekten öncelikle biz Tek Rumeli'ye teşekkür ediyoruz. Nihat, gittiğimiz, bulunduğumuz her organizasyonda, güreşlerde Nihat, atasporunu desteklemek üzere geliyorlar ve atasporunu sahalara gelemeyen seyircilerimize, meraklı seyircilerimize Nihat, seyrettiriyorlar. Pelvan Nihat, ben tabii şimdilik yani gençlerin içinde biraz böyle yaşlı bir durum havasındayım. Çünkü gençler gerçekten çok güzel. Mehter, devam çok edin. Performanslı, niye durdunuz davullar? İyi pehlivanlarımız var. Hepsi güzel çalışıyorlar. Atasporuna layık bir şekilde yaşayıp layık bir şekilde de sahalarda er meydanlarında güçlerini gösterip birbirleriyle çarpışıyorlar. Saha içerisinde ne kadar hırçın olsalar da saha dışında yine kardeşliklerini koruyorlar, muhafaza ediyorlar. Gerçekten bu da atasporumuza yakışan bir davranış. Atasporumuzun gerektirdiği örnek bir davranış. Bu vesileyle de ben gerçekten onlara da teşekkür ediyorum. Çünkü 650 senedir süre gelen bir sporu temsil etmek bence yeterli bir değer, yeterli bir onur, şereftir. Bugün şampiyon olanlar Nihat, her ne kadar isimleri varsa da isimsiz kahramanlar da bu atasporunu yapan, en küçüğünden en büyüğüne kadar yağlı güreşi yapan, bugüne taşıyanlar onlardır. Şampiyonlar kadar da değerlidirler bence benim gözümde. Bundan sonra böyle devam edecek inşallah. Sayın Emel merhaba efendim. Merhaba efendim. Teşekkür ederim. Sizler çok büyük katkıda bulunuyorsunuz. Bizler de tabii bu güreşi burada izliyoruz. Çok güzel güreşler oluyor. Faaliyetlerimizin tümünü Kırklareli'nde
televizyondan izliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugünkü güreşler hakkında birlik beraberlik, halkın katılımı, güreşçilerin mücadelesi, çok güzel bir renk cümbüşü var. Belediye başkanlarımız da protokol yerini alıyor. Gençlik spor adına bu çalışmaları nasıl özetlersiniz? Şimdi efendim, sporun zaten sevgi, barış, kardeşlik olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu tür birlikteliklerin insanlarımızı bir araya getirmelerinin ülkemize çok büyük katkısı var. Hem turizm açısından, hem kardeşlik açısından, hem barış açısından çok büyük katkıları var. Güreş ve diğer sporlar. Güreş zaten ata sporumuz. Bir hayli sevilen spor, benim de çok sevdiğim bir spor. Bunun ülkemizde yaygınlaşması için biz il müdürlüğü olarak bize düşen katkı gerektiğinde gerektiği kadar sağlıyoruz. Federasyonumuz da bu konuda çok başarılı. Diğer sporlarda da ilimizdeki diğer sporlarda da başarılı olmak için hep beraber gayret ediyoruz. Ben tabii göreve yeni başladığım için bir müddet sonra bazı şeyleri çok güzel şekilde, en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ben 1963 Gümüşhane doğumluyum. Nezir hocam. 30 senedir ama Samandıra'da, Sancaktepe'mizin Samandıra ilçe beldesinde yaşıyorum. Bu 2009'da Sancaktepe'mizin birinci güreş ağası oldum. İnşallah bu sene 2018 Temmuz yine Samandıra'mız şölen alanında güreşlerimiz gerçekleştirilecek. Gerçekleştireceğimiz güreşler Kırkpınar'ın rövanşı olacak. Yani İnşallah baş pehlivanlarımız orada bekliyor. Samandıra'mızda, şölen alanımızda yapılacak olan güreşlerimiz Kırkpınar'ın pehlivanını orada inşallah baş pehlivan olarak tekrar güreşeceğiz. Oradaki rekabeti Sancaktepe'miz Samandıra'da devam ettireceğiz. Peki efendim, bu güzel mesajları, tarihi bir daha alalım ve Türkiye'yi oraya davet edelim. Sancaktepe'mize, şirin ilçemize tüm güreş severleri davet edelim Sayın Ağa. 18 Temmuz'da yapacak olacağımız yağlı güreşlerimiz, Sayın Belediye Başkanımız İsmail Erdem'in maddi ve manevi olarak destekleriyle yapacak olduğumuz bu güreşe hem baş pehlivanlarımız hem de önce baş ağamız, Cumhurbaşkanımız, peşine yine Başbakanımız Sayın Recep Bey'i, Recep Tayyip Erdoğan Bey'i davet ediyoruz. Bu meclis başkanımızı yine güreşlerimize ve Türkiye'nin bütün insanlarını, güreşi sevenleri Sancaktepe'mizin o güzel şirin ilçemize bekliyoruz. Ben Yüksel Çakıroğlu, Edirne Lalapaşa güreş ağası. Bu sene Temmuz'un 25'inde güreşlerimiz olacaktır. Güreşlerden evvel bir gösterimiz vardır. Sanatçı arkadaşlarımız gelecektir. Ondan sonra güreşlerimiz başlayacaktır. Biz de Türk sporuna katkıda bulunmak için her yeri geziyoruz. Bütün arkadaşlarımızı desteklemek amacıyla geziyoruz. Onları da burada sizin vasıtanızla bütün güreş severleri davet ediyorum. Temmuz'un 25'inde Lalapaşa'ya bekliyorum.